Selamlar herkese. Arkadaşlar yaklaşık bir yıldan uzun süredir YouTube'da Corner Renderer ile ilgili videolar paylaşıyorum. Ve bu paylaşımların esnasında bana Instagram üzerinden ya da başka kanallardan ya da mail yoluyla bir takım sorular soruluyor. Ve bu soruların içinde istisnasız bana her hafta bir 5 kere sorulan bir soru var. Bu sorulardan bazıları şunlar. İşte render süresi ne olmalı? PES limit ne olmalı ve ekrandaki denoise problemini nasıl çözebiliriz? Genelde bu tip sorular soruluyor arkadaşlar. Ve bu sorular istisnasız bana her zaman geliyor ve böyle bir video hazırlamaya karar verdim. Çünkü muhtemelen sizin de aklınızda bazı sorular var ve bu videodan sonra bu sorular çözülecektir diye inanıyorum. Başlayalım arkadaşlar. Şimdi öncelikle ben bir sahne açtım arkadaşlar. Bu sahnede size render süresini nasıl karar verdiğimi ve nasıl karar verileceğini anlatacağım. Öncelikle şuna değinmek lazım. Bana bazı arkadaşlar bir render gönderiyorlar ya da bir sahne gönderiyorlar ve bunun render'ın ne kadar süreceğini bana soruyorlar ama benim bunu tahmin etmem çok zor. Çünkü render süresini etkileyen birçok faktör var. Bilgisayarınızın gücü, yani ekipmanınız, ekranda yani sahnedeki poligon ağırlığı, nasıl modellediniz, ne tip malzemeler kullandınız, render süresini arttırmak için ya da azaltmak için bir şeyler yaptınız mı, bunları bilmem gerekiyor. Ve bunları bilsem bile dahi size tam olarak bir render süresini söylemem çok zor olur. Onun için ben de bu sahneyi açtım size ve bu sahnede render'ın süresini nasıl hesapladığımı size göstereceğim arkadaşlar. İlk olarak render setup menüsünü açıyorum. Render setup'ta şurada Progressive Rendering Limits diye bir bölüm var. Bu bölümde aslında ben önceki zamanlarda buraya bir PES limit belirlerdim ve bu PES limitle beraber render süresine karar verirdim. Fakat şimdi artık şunu yapıyorum. Noise Level Limit diye bir bölüm var. Siz eğer bu Noise Level Limit bölümüne 2 ya da 3 değerlerini girerseniz, yani 2 ya da 3 şu anlama geliyor. Render'ınızdaki ekranda göreceğiniz noise, yani o noktalanmanın yüzdesi, yani %2 diyorum ben. Yani %2 olduğu zaman render kalitesi yeterli olacaktır. Eğer sahnede bir çok büyük bir hata, ışıkla ilgili bir problem yoksa 2 ya da 3 render yüzdesi koyduğunuz zaman, level'ı koyduğunuz zaman arkadaşlar muhtemelen render'ınız bayağı iyi bir sonuç verecektir. Onun akabinde burada denoising diye bir bölüm var. Burası da tabii sizin kullandığınız versiyonlara göre değişir ama benim kullandığım versiyonda bu opsiyonlar var. Burada eğer final render alacaksanız ve bitir, hani bundan sonra tekrar bir render almayacaksanız Corona High Quality seçmenizi öneririm. Corona High Quality seçtikten sonra buraya bir amount girebilirsiniz. Mesela 0.5, 0.6, 0.4. Şöyle denoising'i tam değerini 1 verdiğiniz zaman bazen çamur gibi oluyor. Yani bazı detaylar gözükmüyor. Onun için 0.5, 0.6 yeterli. Yani şu an aslında bu gördüğünüz ayarlar sizin için gayet yeterli olacak render aldığınız zaman. Fakat şunu da unutmayın. Siz render aldığınız zaman bu değerleri girdiğiniz zaman belki size bir 10 saat render süresi verebilir. 5 saat verebilir, yarım saat verebilir, 1 saat verebilir. Bu tamamen değişken arkadaşlar. Onun haricinde tabii ki piksel sayısı da çok önemli. Yani sizin mesela bana gelen sorularda da mesela şu piksel sayısı yeterli mi? Bu piksel sayısı yeterli mi? Bu pikselde render alır mıyım? O tamamen sizin çalışmanızla ilgili. Yani baskı mı yapacaksınız, bir A4'e mi basacaksınız, koca bir billboard'a mı basacaksınız, ona göre piksel sayınız değişiyor. Ama ben 1080 bir saniye yaptım, bu benim için yeterliydi ve bu görsel bir Instagram post olacak. Instagram'dan da 1080'i 1080'in üzerinde, yani bu ayarla, bu aralıklarda çözünürlük verebiliyorsunuz. Daha fazla verseniz bile Instagram zaten çözünürlüğünü düşürüyor.
Tabii bu pikseller ne kadar artarsa render süreniz o kadar artıyor. Dediğim gibi burada noise level limit 3 yaparsanız daha kısa sürer renderınız. 2 yaparsanız daha uzun sürer ama 2 bence olması gereken ideal rakamdır. 3 de yapabilirsiniz, 4 de yapabilirsiniz. Fakat yani dediğim gibi sahnede artık bunu siz kendiniz zamanla öğreniyorsunuz. Sahnede çok ışık varsa, açık alanda bir rendersa, zaten normal şartlarda render aldığınız zaman noise problemi yaşamıyorsanız bunu gidip 4 verebilirsiniz ama iç mekanda az ışıklı bir ortamda bunu 2 yapmanız gerekiyor ki bazen 2 yaptığınız zaman bile denoise yapmak durumunda kalıyorsunuz. Bu Corona High Quality Denoise da yani yeni sayılacak bir özellik ve gayet başarılı. Şimdi arkadaşlar render'a basıyorum. Şimdi render'a bastığım zaman sizi hemen açar açmaz render'ınızın ne kadar sürede biteceğini söylemiyor. 5 pes limitinden sonra bana program diyecek ki senin render'ın şu kadar saat sürebilir. Yani mesela burada verdiği değer atıyorum yarım saat ama kalkıp bu render 45 dakikada sürebilir. Çünkü render esnasında bazı hesaplamalardan dolayı tam kesin bir zaman veremiyor. Ama tabii ki yaklaşık bir zaman verecek bize. Onu yaparken de işte ben burada yaptığım light mix yapmışım. Posta kontrast vermişim. Bloom and glare vermişim. Bunlar çok önemli değil şu an ama ben sadece size sizin renderlarınızdaki süreyi halletmeniz için birkaç tavsiye vereceğim ve tabii burada denoising kısmını işaretlediğim için bakın burada denoising'i işaretleme izin veriyor. Render bittikten sonra siz isterseniz orada 0.5 diyeceğiz ama kalkıp denoise'unuzu 1 de yapabilirsiniz. O tamamen size kalmış. Şimdi arkadaşlar burada render pace 6'da ve bana diyor ki senin render'ın yaklaşık 35 dakika içinde bitecek. Ya bu 35 dakika çok az bir rakam ama tabii benim pikselim çok küçük ve ortamda çok bir şey yok. Cam çok az ya da parlak yüzeyler çok az olduğu için ve sahne çok küçük. Bunun için böyle bir değer veriyor. Ama dediğim gibi sizin sahnelerinizde poligon sayınız, almak istediğiniz piksel, ortamın aydınlatılması, malzemelerin cinsleri çok önemli. Bunların akabinde tabii ki kalkıp da size hemen mesela sizin sahneyi görüp evet senin sahnen 2 saatte renderlanır diyemem. Siz kendiniz de diyemezsiniz. Onun için burada benim yaptığım bu ayarlar şeklinde yaparsanız en azından bitirdiğiniz zaman doğru bir render almış olacaksınız. Onun haricinde şunu eklemek istiyorum arkadaşlar. Diyelim ki draft render, deneme render alacaksınız. Deneme render için de arkadaşlar noise level'ı 10 diyebilirsiniz. Yani %10 ekranda şu gördüğünüz noktalanmalar olacak. Ve aynı zamanda noise level'ınızı bakın şuradan takip etmeniz mümkün. Stats kısmına giriyorsunuz. Bakın şu an noise level'ım %8'de. Bu gittikçe düşecek ve 2'ye geldiği zaman render sonlanacak. Tabii şu an mesela bana şunu da söylemiyor. Bu render kaç peste bitecek? Onunla ilgili bir bilgi vermiyor mesela arkadaşlar. Burada tamamen bana kendisi hesaplayarak bir süre veriyor. Ama siz dediğim gibi yani çok eminsinizdir. 100 peste bu render alınacaktır. Siz buraya 100 yazabilirsiniz ya da bir zaman verebilirsiniz. Ama bence yapılması gereken en doğru ve final renderları için noise level limit'e bir değer girmek. 2 ve 3 tamamen yeterli. Bunlara da tabii ki bir değer verebilirsiniz ama bence en sağlıklısı bu olacak. Ve arkadaşlar denoising yaptığınız zaman da bu ekranda kalan noktalardan da kurtulacaksınız. Ben şimdi render'ımı durduracağım. Render durdurulunca bakın bir denoising hesabı yapmaya başladı arkadaşlar. Hatta bilgisayarımdan da biraz ses geliyor. Bu kastıran bir özellik. Denoising de diyor ki mesela 1,5 dakika içinde Denoise'u bitireceğim diyor. Biz bu sahnenin de şu an %6,5'e yakın bir noise level vermişim. Bakalım bu sahneye Denoise yaptığım zaman nasıl bir etki olacak?
Yarım. Ya bu sürede de ben render'ı biraz anlatabilirim. Bunu zaten Instagram'da paylaştığım bir posttu. Bir işti bu da. Yani önceki videoda da buna benzer bir sahne koymuştum. Ama elinde hazır bunlar var. Basit sahneler. Bu taptan bir gizli ışık var. Şuranın içinde, nişin içinde bir gizli ışık vardı ve dışarıdan bir güneş giriyor. Aynı zamanda bu güneşle beraber bir Corona Sky var aslında etrafta ama arkada da bir manzara yerleştirmiştim. Evet, bakalım arkadaşlar. Denoising amount'umuz 1 verelim. Evet, gördüğünüz gibi burada bir çamurlaşma oldu. Işıktan ötürü. Burada denoise tamamen çözülmedi çünkü çok kısa süreli bir render aldık. Ama sıfırdan iyi yani. Bu bir deneme renderı olabilir. Müşterinize önceden bunu götürüp gösterebilirsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar bu render süresi birçok parametreye bağlı. Ve bu denoise'da yani bu noktalama işini de çözmek için dediğim gibi burada noise level limiti 2 ya da 3. Denoising'i de 0.5'leyebilirsiniz. Muhakkak burada bir denoising seçmeniz lazım. Çünkü eğer render'a başlattıktan sonra burada bir denoising seçmediyseniz sizde bu sekme gelmeyecek ve seçemeyeceksiniz. Bu şekilde arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Tahminimce birçok kişinin sorusuna cevap olmuştur. Çünkü bir kafa karışıklığı yaratan bir konu bu. Ne kadar sürmesi gerekiyor? Dediğim gibi ne kadar sürmesi gerektiğini ben kendi sahnelerimde bitirdiğim zaman aşağı yukarı tahmin edebiliyorum. Diyorum ki işte bu sahne 4 saat sürebilir render'ı. Çünkü ben sahneyi kendim yaptığım için içinde neler var biliyorum ve dikkat ettiğim bazı konular olduğu için hani bu konuda bir fikir yürütebilirim ama sizlerin kendinizi zamanla tecrübeyle ancak bunu yürütebilirsiniz bu fikri. Tekrardan teşekkür ederim izlediğiniz için. Umarım sorularınızın cevabını vermişimdir. İyi çalışmalar.